Manisa TV ekranlarından herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Manisa TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteni ile karşınızdayız. Yerel seçimlerin ardından 6. Manisa Büyükşehir Meclis toplantısı yapıldı. Dün yapılan Eylül ayı toplantısında yaşanan gergin dakikaları getirmiştik ekranlarınıza. Gerginliğin yaşanmasına neden olansa 10. madde oldu. Peki neydi bu 10. madde? Gelin hep birlikte haberimizde izleyelim. İmar ve bayındırın komisyonu, Manisa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde geçerli olacak planlı alanlar yönetmeliği hazırlanması ile ilgili rapor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı yapıldı. Altıncısı gerçekleşen mecliste gergin anlar yaşandı. Gerginliğe ise 10. madde neden oldu. 10. maddeyi Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı ve Meclis Üyesi Mehmet Güzgül'ü şöyle sundu. Sayın Başkanım, dairesinden aldığımız bu yargıda komisyon raporunu aldıktan sonra yeni bir yönetmelik çıkmış. Bu yönetmelikte komisyon raporunun bazı konularda uzlaşmadığı gibi bir tespit var. Bir yanlışın içine düşmemek açısından bu raporun da tekrar komisyona gidip yeni yönetmeliğinle beraber incelenmesi, ters bir konumun doğmaması diye bir düşüncemiz. Yani mevcut ilçe belediyelerinden yürürlükteki plan notları istenmesine de bir kayıt var burada. Bunların tamamının Büyükşehir bünyesine, komisyonuna iletilmesinden sonra masaya yatırılıp tekrar değerlendirilmesi. Açıklanan 10. madde Başkan Ergün'ün oylamaya sunması sonucunda AK Parti grubunun da isteğiyle tekrar komisyona gönderilmesi yönünde karara bağlandı. Gönderilmesi yönünde değil. Tekrar komisyona gönderilmesi. Oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy bildirirler, kabul edilmiştir. Evet, bu konuda başka bir görüş var mı? Zülfikar Bey. Tekrar komisyona gönderilmesi yönünde değil. Tekrar komisyona gönderilmesi. Evet, bu konuda başka bir görüş var mı? Tekrar komisyona gönderilmesi yönünde değil. Ardından AK Parti grubundan bir itiraz geldi. Hangi yönetmelikte de değişiklik oldu biz komisyon toplandıktan sonra? Evet. Onu anlayamadım. Onunla alakalı da bilgi verirsen Ahmet Bey. Komisyonu da değerlendirirsiniz tekrar arkadaşlar. Ama bu konuyla alakalı şeyleri Manisa kamuoyu, müteahhitler ve birçok arkadaş bekliyor. Sonucunu bekliyor. Çok soruluyor. Yanlış varsa düzeltesin. Ardından Yunus Emre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi 10. madde ile ilgili konuşmak için söz aldı. Sıkıntıların olduğunu söyleyen Çerçi şöyle konuştu. Mehmet Güzgün hata yaptı. Onunla görüşeceğiz, kendisine dostumdur. Bütün Manisa'nın beklediği imarla ilgili bir maddeydi o. Orada bir yanlışlık oldu. Ben mümkünse bir önergeyle tekrar bir müzakere istiyorum. 10. madde ile ilgili. Bir ara verip talep ediyorum. Tekrar bir önerge vereceğiz. Tekrarı müzakere. Bunu bütün Manisa'nın müteahhitler, iş alanları bekliyor. Bu çok önemli. Biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir kararla ilgili Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'ndan gelen bir yazıya istinaden biliyorsunuz Manisa'da bütün vilayet bazında balon sıkıntıları bundan sonra verilebileceğine dair bir yazı var. Hepimize bağlı. İşte bu 10. madde onu düzeltiyor. Bu da ne eksik var? Bizim komisyon başkanımız, Büyükşehir İmar Komisyonu Başkanı diyor ki, ben söz istedim, söz verilmeden oylamaya geçildi. Biz bunu imar komisyonunda eline boyuna görüştük ve bir karar aldık. Komisyon başkanı benim sözüm bitmeden oylamaya geçildi. Bu yanlış, usule aykırı diyor. Bütün Manisa'da bunu bekliyor. Benim şahsi işim değil. Bütün belediyelerin meselesi. Gergin anların yaşanmasına neden olan o maddeyle ilgili yapılan yorumlara cevap veren Başkan Ergün ise şöyle konuştu. Başkanım, bak burada bir meclis maddesi gündeme oluşmuş. 10. maddeye gelmişiz. Burada oy birliğinde bu diğer meclise gitsin, komisyona gitsin kararı biraz önce alınmış. Gündeme alınması ancak ancak meclis toplantısından önce gelen önergeler oldu. Alınan bir kararı şu anda siz 5 madde aradan geçtikten sonra değiştirmek üzere tekrar peki beyan ediyorsunuz. Gerçek ay görüşünüz kardeşim. Hayır, bu usul Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uygulanan bir usuldür. Ve arkadaşımız görüşülen maddeler gündeme gelmez başkanım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme burası gelmez. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Burası Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi. Ben büyük, bu meclisin üyesi olarak diyorum ki usulde de hata oldu. Komisyon başkanı söz istedi, bana söz verilmedi diyor. Büyükşehir imar konuşamaz. Oylamadan sonra konuştu. Vermedi demeyin bana.
konuşmam mı değil? Yani parlament konuştu. Ya siz bilirsiniz dediğinizde komisyon başkanı biraz evvel konuştu. Söz hakkı aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayında temelini attığı 400 araç kapasiteli Emekliler Parkı, Yeraltı Otoparkı törenle hizmete açıldı. Manisalıların merakla ve sabırsızlıkla beklediği otoparkın açılışını getiriyoruz ekranlarınıza. Doluluk oranını gösteren dijital göstergelerden olası kazaların önüne geçecek darbe emicilere kadar son teknolojiyle donatılmış olan Emekliler Otoparkı'nın açılışı yapıldı. Otoparkın Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, otoparka giren araçların doğal afetlere karşı sigortalanacağını söyledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün şöyle konuştu. Mutluyum. 400 araçlık Emekliler Parkı otoparkımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli hemşehrilerim. Değerli Manisalıların teveccühleriyle geldiğimiz bu makamlarda görevde bulunduğumuz 2009 yılından bu yana dev projelerin, kentimizin ihtiyacı olan çalışmaların temel atmalarında, açılışlarında sık sık bir araya geldik. İnşallah 2014-2019 hizmet dönemimizde de yine popülist olmayan, yalnızca ve yalnızca 17 ilçesiyle Manisa'mızın ihtiyacı olan dev yatırımların temel atma ve açılışlarında inşallah bir arada olacağız. Manisa'nın otopark sorununa çözüm olmak üzere katkı sağlayacak olan projeyi hazırlarken oldukça meşakkatli süreçler yaşadıklarını belirten Başkan Ergün sözlerini şöyle sürdürdü. Değerli hemşehrilerim, değerli misafirler, Emekliler Parkı altına yapmayı düşündüğümüz ve kentimizin otopark sorununa çözüm olmak üzere katkı sağlayacak olan bu projeyi hazırlarken oldukça meşakkatli günlerden geçtik. Bugün üzerinde bulunduğumuz bu alanın belediyeye ait olduğunu ancak tapusunun olmadığını tespit ettik. Hızla tapusunu çıkarmak için çalışmalar yaptık. Bunun ardından koruma altında olan bu alanda yapacağımız proje için Anıtlar Kurulu'ndan müracaatımızı yaptık. Ve aldığımız izin üzerine yaklaşık 8-9 ay süren kazı çalışmaları yaptık bu alanda. Bir anlamda iğneyle kuyu kazarak bugün bu projeyi kentimize kazandıracak olmanın mutluluğunu hep beraber yaşıyoruz. 2013 yılı Nisan ayının son haftasında ihalesini yaptığımız projemizde önümüze çeşitli engeller çıkarıldı. Ama kasıtlı, ama kasıtlı olmayan. Kamu İhale Kurumu'na yapılan itirazlarla projemizi yaptırmamak için bazı gizli eller sonuna kadar uğraştılar. Bu uğraş sürelerinde geçtik. Meşakkatli bir süreçti. Seçim öncesi bu yatırımın yapılmaması noktasında işi uzatmak için her türlü çaba ve gayretler gösterildi. Tüm bu engellemelere rağmen kararlı adımlarımızla bu önemli projemizin temelini 2014 yılı Şubat ayında yine hep beraber sizlerle atmıştık. Şimdi temelini attığımız bu eserin açılışını yapmakta yine Rabbim nasip etti. Hep beraber sizlerle yapmayı inşallah biraz sonra gerçekleştireceğiz. Konuşmanın ardından Başkan Ergün otoparkın açılış kurdelesini protokol üyeleriyle birlikte kesti. Hayırlı olsun Manisa inşallah.
Gerçekleştirilen görkemli açılışın ardından konuklarına otoparkı gezdiren Başkan Ergün, proje hakkında bilgiler verdi. Daha sonra açılış törenine katılan vatandaşlara teşekkür eden Başkan Ergün, beraberindekilerle birlikte esnafları selamlayarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yürüdü. Hayırlı olsun başkanım. Yüzlerce insanın haksız yere hapis yattığı 12 Eylül darbesinin yarın yıl dönümü. Darbe günlerinde ciddi kan kaybeden CHP, 12 Eylül'ün yıl dönümü ile ilgili açıklamalar yaptı. CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan, yıllar geçmesine rağmen darbenin etkilerinin sürdüğünü belirtti. Evet, Türkiye Cumhuriyet tarihinde birçok darbelerle karşılaştık. CHP Manisa İl Başkanı Cahit Kaplan, Türkiye demokrasisinin kara lekesi olarak nitelendirilen 12 Eylül askeri darbesinin yıl dönümü ile ilgili açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyet tarihinde birçok darbelerle karşılaştık. Darbeler bu ülkenin demokrasisinin gelişmesine, güçlenmesine vurulan en büyük zincirdir. Türkiye Cumhuriyeti ne zaman ki demokratik olarak güçlü noktalara doğru geliyor. Halk artık kendisinden yana olan iradeyi ortaya koymaya çabalıyor. Ve o gücü, potansiyeli gördükleri anda Türkiye'de darbeler gelişti. Kaplan, darbe yönetiminde yaşanan antidemokratik uygulamaların günümüzde etkileri olduğuna vurgu yaptı. 1980 darbesi sonrası ve bugün yaşadıklarımız o günün getirdiği antidemokratik uygulamaların, faşizan uygulamaların, askeri diktatörlerin eliyle gerçekleştirilen ve Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarına demokratik örgütlerini, siyasi partileri artık kapatan ve onların işlevini ortadan kaldıran bir süreç gelişti. Bu süreci kabul etmek, kabul edebilmek mümkün değil tabii ki. Ancak bir vakadır ki 24 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim de partimiz kapatıldı, genel başkanlarımız tutuklandı. Türkiye'de sendikacılar, aydınlar, yurtsever, devrimci gençlik bir talana tabi tutuldu, bir zulme tabi tutuldu, bir işkenceye tabi tutuldu. Türkiye'nin hala darbe anayasasıyla yönetildiğini hatırlatan Kaplan, AK Parti'nin iktidar olduğu dönemlerden bu yana darbe günlerinin tekrar yaşanmaya başlandığının altını çizdi. Buradan kurtarmak lazım Türkiye'yi. Türkiye her boyutuyla daha demokratik, daha demokratik bir yapıya mutlaka kavuşturulması gerekir. Hala 12 Eylül anayasasıyla bu ülke yönetiliyor. Demokrasi ve özgürlükler ciddi biçimde kısıtlanmaya başladı ve kısıtlanıyor. AKP iktidarı güya 12 Eylül'den hesap soracağız diye bir anayasa değişikliği gündeme getirdi. Yargıyı kumpasa aldı, orduyu kumpasa aldı. Bugün 12 Eylül'ün yargılaması diye bir olay söz konusu değil. 12 Eylül'ün yargılanması sadece o generallerin, faşist generallerin yargılanması olarak algılanmamalıdır. 12 Eylül'ün getirdiği tahribatın, 12 Eylül'ün hukuksuzluğu getirdiği... Manisa'nın Soma ilçesinde yük treninin bir araca çarpması sonucu feci kaza meydana geldi. Kaza sırasında araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Manisa'nın Soma ilçesinde yük treninin bir araca çarpması sonucu araçta bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Manisa'dan Balıkesir istikametine yük taşıdığı öğrenilen yük treni Manisa'nın Soma ilçesinde bir aracı altına aldı. Kazada araç içerisinde bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre kaza Beyceköy yakınlarında Hemzemin geçitte meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün belirlenemediği ve içerisinde 3 kişinin yer aldığı bir kamyonet kontrolsüz Hemzemin geçitten geçerek yük treninin altında kaldı. Kazada araç içerisinde bulunan HC, MA ve ŞA olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Manisa
Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli ve Kula Belediyeleri ile Jeopark Belediyeler Birliği kurulması için protokol imzaladı. Salihli ve Kula ilçelerinin jeotermal ve jeopark konusunda aynı özelliğe sahip olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, burada yapılacak olan projeleri başlatmak ve yurt dışında bu noktada çalışmaları takip edebilmek düşüncesiyle ortak bir protokol haline getirdik dedi. Jeopark Belediyeler Birliği kurulması için protokol imzalandı. Gerçekleştirilen protokol imza törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun katıldı. Protokol imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi, Kula Belediyesi, Salihli Belediyesi bünyesinde bir ortak protokol kararı aldık ve şu anda imza kaydı altına aldık. Kula'daki jeopark projesiyle ilgili bugüne kadar bahsi geçmiş olan alanlardan bu konularla ilgili olan Büyükşehir Belediyesi'nin aynı özelliğe sahip Kula ve Salihli Belediyeleri ile beraber Jeopark Belediyeler Birliği oluşturmak istemektedir. Bu protokolle bunun altına imza atılıyor dedi. Kula ve Salihli Belediyeleri ile ortak hareket edileceğini belirten Başkan Ergün konuşmasına şöyle devam etti. Kula'daki jeopark projesiyle ilgili bugüne kadar bahsi geçmiş olan alanlardan bu konularla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi aynı özelliğe sahip Kula ve Salihli Belediyeleri ile beraber Jeopark Belediyeler Birliği oluşturmak istemektedir. Bu protokolle bunun altına imza atılıyor. Ancak zaman alacak birliğin kuruluş aşamasında işlerin yazışma, iletişim ve alınacak kararların jeopark ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında yapılacak bilgilendirme, çalışma ve komisyon toplantılarına katılımın sağlanmasında ve bu toplantılarda alınacak kararların hayata geçirilmesinde uygulanması için yapılacak masraf ve yatırımlarda bu ve buna benzer işler için büyükşehir bünyesinde bütçe oluşturulup harcamaların yapılmasında tüm bu işlemlerin yürütülebilmesi için aşağıdaki adı geçen belediyelerle müşterek bir protokol oluşturulmuş durumda. Kula biliyorsunuz tarihi özelliğiyle hem restorasyon, evlerin restorasyonu noktasında hem de Kula Jeopark alanının yaklaşık 3 milyon metrekarenin üzerindeki bu alanın proje çalışmalarının startının verilebilmesi noktasında bununla ilgili yurt dışındaki UNESCO kapsamında yapılan çalışmaların buradaki mevcut projelerin buralara intikalinin sağlanarak bir hayata geçirilebilmesi ve Kula'nın bir turizm cenneti haline getirilebilmesi noktasında bu çalışmalar inşallah artık bütün iki belediye başkanım ve büyükşehir bünyesinde ortak hareket etme kararındayız. Çünkü 3 belediyeyi de alan itibariyle ilgilendirmekte. İlim bütünü kapsamında büyükşehir, Salihli ve Kula Belediyesi kapsamında da mevcut alanın uzantıları söz konusudur. Burada yapılacak olan inşallah hayata geçirilecek olan bu projelerin çalışmalarını start vermek ve yurt dışında bu noktada çalışmaları takip edebilmek düşüncesiyle ortak bir protokol haline getirdik. İmzalanan protokol nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya teşekkür eden Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ise şunları söyledi. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e gerekse Salihli Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kula tarihi ve kültürel değerleriyle, paha biçilemez el sanatlarıyla, her tarafı buram burat tarih kokan bir anıt kent. Ki bunun jeopark bölümü de şu an belli hibeleri kazanmış ve çalışmaları devam etmekte. Bu protokolden sonra çok daha iyi noktalara geleceğine inancım tamdır. Bu protokolün inşallah Kula adına, Salihli adına, Manisa adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Çalışmalarında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ni yanlarında görmekten çok mutlu olduklarını ifade eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da şöyle konuştu. Tüm yatırımlarımızın arkasında sağ olsunlar kendileri, kendi güçleri var. Salihli'mize bu anlamda katkıları çok fazla. Bu projede bu anlamda bizim için Salihli'mizin çok önemli. Biliyorsunuz Salihli'mizde dünyada ilk kez altın paranın çıktığı yer Sardes, Sart beldemizin olduğu, Sart mahallemizin olduğu bir yer.
Lidya Krallığı döneminde paranın ilk basıldığı bir yer. Bu anlamda çok önemli bu proje. Yine Salim'imizin termal enerjisi biliyorsunuz sağlık merkezi olarak ilan edildi o bölgeler. Dolayısıyla bu projeler ile sağlık turizmine açılan bir çalışma yine başkanımızın katkılarıyla olacaktır. Yine Adala Kanyonu bunun bir ölçeği, örneği. Dolayısıyla buralarda yapacağımız çalışmalar Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle yapılacak olan projelerde Salim'imize birçok katkı sağlayacaktır. Birçok istihdam yaratacaktır. Bu anlamda ben yine Sayın Başkanıma çok teşekkür ediyorum bu desteklerinden dolayı. Evet başkanım. Celal Bayar Üniversitesi'nin kurucusu Profesör Doktor Nurettin Lüleci rektör adaylığını açıkladı. Lüleci kendisine destek veren akademisyenlere baskı yapıldığını iddia etti. Düşünüyoruz. Aynı zamanda da Celal Bayar Üniversitesi'nin Ekim ayı içerisinde yapacağı rektörlük seçimlerinde üniversitenin kurucuları arasında yer alan Profesör Doktor Nurettin Lüleci de aday olduğunu açıkladı. Profesör Doktor Lüleci adaylığı Saruhan Otel'de düzenlediği sabah kahvaltısıyla kamuoyuna açıkladı. Rektörlük görevi yenilikçi düşünceyi üniversiteye hakim kılma, çağdaş ve geleceğin üniversitesini oluşturma mücadelesidir. Üniversitemiz Ekim ayında yapılacak seçimle sadece yeni rektörü belirlemeyecek, aynı zamanda geleceğini de şekillendirecektir. Rektör adayı Profesör Doktor Lüleci kendisini Celal Bayar Üniversitesi'nin kurucularından olduğunu ve Celal Bayar Üniversitesi'nde doçentlik ünvanı aldıktan sonra profesör olabilmek için önünün kesildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Ülkemizin vizyonuyla uyumlu, kaliteli yüksek öğretim ve bilimsel araştırmalar yoluyla ülkemize ve insanlığa hizmet edecek nitelikli nesiller yetiştirme sorumluluğunun bilincindeyiz. Artık üniversitemizde herkesin işine odaklanacağı güvenli, huzurlu ve üretken bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır. Rektör adayı Lüleci adaylığını açıklarken yanında olmak isteyen birçok akademisyenlere ise baskı yapıldığını iddia etti. Profesör Doktor Lüleci rektörlük yarışında kendisinin hoşgörülü bir tavır izleyeceğini ve asla kavgacı bir tutum içerisinde olmayacağını ifade etti. Sayın Profesör Doktor Ümit Duay Arancı'nın kurucusu olduğu üniversitemizin tıp fakültesinin kurucuları arasında bulunmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duymaktayım. Üniversitemizin 21. yüzyılda layık olduğu ve fazlasıyla hak ettiği ulusal ve uluslararası düzeydeki üniversiteler arasındaki yerini artık alması gerektiğine inanıyorum. Rektörlük görevinin yenilikçilik düşüncelerini üniversiteye hakim kılmak olduğunu söyleyen Lüleci sözlerini şöyle sürdürdü. İlk olarak Celal Bayar Üniversitesi de olmak üzere ve diğer çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda edindiğim idari tecrübelerin verdiği güven ve sorumluluk anlayışıyla rektör adayı olmaya karar verdim. Adalet, liyakat. Okulların açılmasına sayılı günler kala vatandaşları stres sardı. Nedeni alışveriş. Veliler çocuklarıyla birlikte okul malzemesi satılan dükkanlara akın etti. Okul malzemelerinin cep yaktığını söyleyen velilerin aksine çocuklar heyecanla alışveriş yaptı. ...2014-2015 eğitim öğretim yılının açılmasına sayılı günler kaldı. Okulların açılmasına kısa bir süre kala her yıl olduğu gibi bu yılda öğrenci ve velileri alışveriş stresi sardı. Çocukların kimi ilkokula kimi ise liseye başladı. Hal böyle olunca veliler okul malzemelerinin satıldığı dükkanlara akın etti. Kırtasiye ve giyim dükkanlarının tıklım tıklım dolduran veliler çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için gün boyu alışveriş yaptı. Alışveriş yoğunluğunun yanına bir de okul malzemelerinin cep yakan fiyatları eklenince veliler isyan etti.
3 çocuğunun okula gittiğini ifade eden Gamze Güler, geçen yıla göre bu yıl okul malzemelerinin fiyatlarının arttığını söyledi. 3 kızım var. Fena değil. Geçen yıla göre daha fiyatlar uçmuş. Vallahi ne söyleyebiliriz? Fiyatlar çok yüksek. Anne babalarının aksine büyük bir sevinçle okul alışverişi yapan çocuklar, okullarının açılacakları için heyecanlı olduklarını ifade etti. Vallahi ilk yazılacağım için çok heyecanlıyım çünkü ortaokuldan lise. Belki anne olmayabilir. Alışverişler nasıl? Alışverişler şu an daha gitmedim okuluma. Tabii şu an iyi yani. Tişörtler falan aldım. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezon için hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Yeni sezona yeni oyunlarla gireceklerini belirten Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, yeni sezona çok iyi bir şekilde hazırlandık, gümbür gümbür geliyoruz dedi. Bugüne kadar binlerce Manisalıyı tiyatroyla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu yeni sezona yeni oyunlarla merhaba diyor. Şehir Tiyatrosu Haldun Tener'le özdeşleşen Keşanlı Ali Destanı oyunuyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz, Keşanlı Ali Destanı oyununu uzun süredir sahnelemek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı. Çok heyecanlıyız biz de. Keşanlı Ali'yi uzun zamandır sahneye koymayı düşünüyorduk. Hemen hemen bir 2-3 yıldır. Bu sene nasipmiş. 40 kişilik bir kadroyla geliyoruz. Biraz değişiklikler yaptım oyunda her zamanki gibi. Hem müzikal hem dans var. Zaten oyunun kendisinde var. Bu oyun Ekim'in sonunda çıkacak büyük ihtimalle. 25'i gibi düşünüyoruz ama hazırlıklara, teknik hazırlıkları bitirdiğimizde daha öne çekebiliriz. Bu oyundaki özeti olarak anlatırsak özetini, zoraki kabadayı olmak, aşk var işin içinde, romantizm var, işte kavga dövüş var biraz da. İşte Keşanlı Ali olduğu için biraz Edirne kesiminde geçiyor ve oradaki insanların hayatını anlatıyor. Mesajları çok önemli zaten bilindik üzere. Bunu bilmeyen yoktur ama biz biraz daha farklı bir şekilde yaklaşalım dedik, sahneleyelim dedik. Oyundan bahseden Tayfun Şengöz, zoraki bir kabadayılık aşk var, romantizm var. Keşanlı Ali olduğu için olay Edirne'de geçiyor. Oradaki insanların hayatını ele alıyor. Verdiği mesajları çok önemli. Heyecanlıyız. Elimizden geleni yapacağız. Öğrencilerimiz de bize bu konuda çok destek oluyor dedi. Bu arada Eylül ayında bu ay içerisinde de bir çocuk oyunumuz var, Turist Ömer diye. Sadece alışık anısına olsun istedik. Uzun zamandır düşündüğümüz bir oyun. Onu da zaten Kaan yazıyor, yönetiyor. O da devreye girecek. Bu arada bu Eylül ayının içerisinde zaten Denyo ve Zeyno ile Denyo adlı oyunumuz var. O da son iki oyun oynayacak. Cuma günleri saat 20.30'da. Seyredemeyenler için bekliyoruz. Ramazan ayında Niobe'de Zeyno ile Deyno oyununu izleyicilerle buluşturduklarını, bu oyunu şehir tiyatrosunda izleyemeyenler için bir kez daha sahneleyeceklerini ifade eden Şengöz, ayrıca Gör Desti Makbule oyunu için 19 Eylül'de Gaziler Günü'nde gaziler için özel sahneleyeceklerini söyledi. Sadece alışık anısına olsun istedik. Uzun zamandır düşündüğümüz bir oyun. Onu da zaten Kaan yazıyor, yönetiyor. O da devreye girecek. Bu arada bu Eylül ayının içerisinde zaten Denyo ve Zeyno ile Denyo adlı oyunumuz var. O da son iki oyun oynayacak. Cuma günleri saat 20.30'da. Seyredemeyenler için bekliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Yunus Emre ilçesine bağlı Karakılınçlı Mahallesi'nde asfalt onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan memnuniyetini ifade eden Karakılınçlı Mahalle Muhtarı İhsan Öktem, bu onarımların 54 yıldır yapılmadığına dikkat çekti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunus Emre ilçesi Karakılınçlı mahallesinde de asfaltlama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Yılmaz Gençoğlu, Karakılınçlı mahallesinde ikamet eden engelli vatandaşlarımızın talebi üzerine mahallede engelli rampalarını oluşturduk. Bunun yanı sıra mahalle içerisinde yer alan bozuk yollarında Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olarak hızla bakımını gerçekleştirdik dedi. Karakılınç mahallesinde ikamet eden özürlülerimiz için bir özürlü rampası talebi vardı. Bu özürlü rampalarını özürlülerimiz için bu mahallede özürlü rampalarını yaptık. Ondan sonra mahalle içinde bu mahallede bulunan bozuk yollarımız vardı. Vatandaşlarımızın şikayetleri vardı. Bu özürlü vatandaşlarımızı da etkileyen bu bozuk yolları tamiratlarını gerçekleştirdik. Karakılıç mahallemize güzel bir hizmet sunduğumuzu düşünüyoruz. İmkanlar ölçüsünde ilerleyen tarihlerde diğer mahallelerimize de yardımlarımız olacaktır. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlama çalışması gerçekleştiren, yolun 15 mahallenin de bağlantı yolu olduğunu hatırlatan Karakılınçlı Mahalle Muhtarı İhsan Öktemse şöyle konuştu. Şu anda bizim büyükşehir olarak bizim köyümüzde 4 kişinin özürlülerinin asfaltlama çalışmaları yapıldı. Aşağı yukarı 500 metre civarında. Şu görmüş olduğunuz bu yol 800 metre civarında 54 yıldır yapılmadı. Şu anda bu bağlantı yolumuz en azından 15 köy çalışıyor. Bu da bizim Büyükşehir Belediyesi'ne nasip oldu. Huzurunuzda Büyükşehir Belediyesi Cengiz Ergün Başkanımıza, Fen İşleri Müdürümüz, Daire Başkanımız Yılmaz Gençoğlu'na ve burada çalışan bütün işçilerimize teşekkür ediyorum. Manisa Spor Kulüp Başkanı Abdullah Mergen ve yöneticileri Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek takıma vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Çelik ise Manisa Spor'un başarısı hepimizi mutlu edecektir dedi. Ormanın hakkını vermeye çalışacağım inşallah. Güle güle gün. İyi günlerde oyun inşallah. Manisa Spor Kulüp Başkanlığı görevine yeni gelen Abdullah Mergen, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i makamında ziyaret ederek takım için destek istedi. Göreve geldikleri günden itibaren yoğun bir tempoyla çalıştıklarını ifade eden Manisa Spor Başkanı Abdullah Mergen, programların yoğun olmasından dolayı ziyaretin bu hafta gerçekleştiğini ifade etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in takıma büyük destekler verdiğini ifade eden Mergen şöyle konuştu. Karşılıklı bir fikir teatisinde bulunuyoruz Manisa Spor adına. Bundan sonra daha neler yapabiliriz? O görüşmeler için kendisini ziyarete geldik. Ayrıca bize bugüne kadar verdiği desteklerden dolayı kendilerine hem bir teşekkür ziyareti yapalım dedik. Bundan sonra da neler yapabileceğimizi konuştuk ve onları da bir bir inşallah önümüzdeki günlerde hayata geçireceğiz. Ben Manisa Spor camiası olarak bize verdiği, bugüne kadarki verdiği destekler ve bundan sonra da sürdüreceği destekler için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Manisa Spor'un şehir için önemli bir değer olduğunu ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Spor Kulübü'ne verilen desteğin artarak devam edeceğini ifade etti. Manisa'da yaşayan herkesin takıma destek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Çelik ise şunları söyledi. Manisa Spor Kulübü Başkanımız Sayın Abdullah Mergen ve yönetimine hoş geldiniz diyorum. Burası sizlerin evi, evinize hoş geldiniz. Manisa Spor, Manisa'nın bir değeridir, ortak bir değerimizdir. Manisa adına herkesin, her kesimin destek vermesi gereken gözbebeği bir kulübümüzdür. Biliyoruz ki kulübümüz zor günler yaşıyor. Ama inanıyorum ki bizlerin desteği, halkımızın topyekün sahiplenmesi ve desteğiyle ve yönetimimizin üstün başarısı gayretleriyle bu sıkıntılı günlerden geçeceğiz inşallah. Biz bugüne kadar göreve geldiğimizden bugüne kadar imkanlarımız ve yasalar çerçevesinde Manisa Spor'a destek olduk. İnşallah bu desteklerimiz bundan sonra da artarak devam edecek.
Manisa Spor'un başarısı bizi mutlu edecektir. Manisalıları mutlu edecektir. Ziyaretin ardından Manisa Spor Başkanı Abdullah Mergen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'e 45 numaralı forma hediye etti. Manisa'dan haberleri izledik. Şimdi de para piyasasına bakalım. Bültenimize hava durumuyla devam ediyoruz. Yarın Manisa'da en düşük ve en yüksek sıcaklık dereceleri nasıl olacak? Manisa TV 19 ana haber bülteniyle karşınızda olduk. Manisa haberlerinin merkezinden herkese iyi akşamlar diliyoruz. Bir sonraki bültenimizde görüşünceye dek hoşça kalın.